Bu videoda sizlere biyo kimyasal döngülerden bahsedeceğim. biyo kimyasal kelimesi her ne kadar çok havalı bir şey gibi görünse de bu döngülerin hayat için gerekli olan moleküllerin ekosistemler ve biyosfer içinde geçmekte oldukları döngüler olduğunu bize gösteren bir terimden başka bir şey değildir aslında. Bu döngüler çerçevesinde bahsedeceğimiz moleküller tek bir elementten ya da birkaç elementten oluşan moleküller olacak. Örneğin su yani H2O. Oksijen ve hidrojen bir araya gelerek bolca yaşam ve biyokütle meydana getirirler. Üstüne üstlük su, sizin de bildiğiniz gibi yaşam için son derece önemli ve gerekli bir moleküldür. Suyun yanında karbondan da bahsedecek ve biyo kimyasal döngüler söz konusu olduğunda karbonun bir sürü form alacağını göreceğiz. Mesela havadaki karbondioksitten, ve yaşamı meydana getiren organik moleküllerin içindeki karbondan sizlere bahsedeceğim. Karbon ve su yanında çok da dikkat çekici olmamakla birlikte en az onlar kadar önemli olan azot ve fosfora da değineceğiz. Bu noktada bildiğiniz organik moleküllerin genellikle karbonlar, hidrojenler ve zaman zaman da oksijenlerden oluştuğunu düşünüp azot ve fosforun neden bu kadar önemli olduğunu anlayamamış olabilirsiniz. Eğer böyle düşünüyorsanız size DNA ya da teknik adıyla deoksiribonükleik asidi hatırlatmak istiyorum. DNA'da azot bazları var öyle değil mi? Adeninler, guaninler. Bunların hepsinde azot var. Buna ek olarak amino asit, protein ve proteinleri oluşturan amino asitlerde de azot olduğunu bilmelisiniz. Fosfor dendiğinde de aklınıza ATP gelmeli. Yani adenozin trifosfat. Bu da çok önemli ve temel bir biyomoleküldür. Hatta DNA'nın bel kemiğinde bulunur. Gördüğünüz gibi bunların hepsi yaşam için son derece önemli ve gerekli moleküller. Hepsinin biyojeo kimyasal döngüler aracılığı ile geri dönüştürülüyor olması bilmemiz gereken bir diğer ilginç nokta. Evet, bunların hepsi geri dönüştürülüyor. Ekosistemlerdeki enerji akışından bahsetmiştik. Güneş'in ışık enerjisi zaman içerisinde bir enerji türünden bir başka enerji türüne dönüşerek en sonunda ısı olarak açığa çıkar. Ama buradaki madde ve moleküller geri dönüştürülebilir. Başlangıçta dünyaya çarpan meteorlar sayesinde oluşan bu moleküller daha biz ortalarda yokken bile burada. Yani yeryüzündeydiler. Yıldızların füzyon reaksiyonları sebebiyle milyonlarca hatta milyarlarca yıl önce oluşan bu moleküller meteorlar aracılığı ile dünyaya geldi. Bunun içinde dünya tarihi boyunca karşımıza çıkan tüm yaşam formları sürekli olarak geri dönüştürülen aynı elementler ve aynı moleküllerden meydana gelmiştir. Biyojeo kimyasal döngülerden bahsederken, örneğin H2O söz konusu olduğunda su döngüsünden bahsedeceğiz. Bunu özel bir videomuz var ama kısaca bahsetmem gerekirse suyun birkaç değişik şekilde depolandığını söyleyebiliriz. Suyun bir kısmı buharlaşarak su buharı formunu alır. Yoğunlaşarak bulutları oluşturur ve daha sonra da yağmur olarak yeryüzüne geri düşer. Su yeryüzüne indiğinde ise onu içen canlı organizmaların bir parçası haline gelir. Mesela ben şu anda ne kadar susadığımı hatırladım. Evet, aralarında sizin ve benim de dahil olduğumuz canlıların suyu kendi ekosistemlerinin bir parçası kabul eden organizmaları vardır. Bundan detaylı olarak başka bir videoda bahsedeceğiz. Sıra karbona geldiğinde de döngümüzün adı tabii ki de ne olacak? Karbon döngüsü olacak. Karbon döngüsü içinde çok kısa bir özet geçecek olursak, burası yeryüzü olsun. Bu da bir bitki olsun diyelim. Birincil üretici ve Ototrof bu kelimeleri ekosistem videomuzdan hatırlayabilirsiniz. Birincil üretici ve ototrof. Bitkiye daha çok benzeyebilmesi için buraya bir de yaprak çizelim. Evet, büyümekte olan bir bitkimiz var. Bu bitki güneşin ışık enerjisini alıp enerjiyi de bu şekilde çiziyorum. Evet, güneş enerjisini alıp bitki aldığı bu enerjiyi atmosferdeki karbonu sabitlemek için kullanıyor ve bu bitkiyi oluşturan karbon da aslında kendi kendine ortaya çıkmadı. Atmosferdeki karbon moleküllerinden geri dönüştürüldü. Atmosferdeki karbonun moleküler formu karbondioksit olacak. Evet, bunu CO2 olarak not ediyorum. Karbondioksit. Bitki güneşten aldığı enerjiyi kullanarak atmosferdeki karbon moleküllerini sabitleyebiliyor. Yani bitkinin büyümesini düşündüğümüzde tüm bu yeni yapraklar ve dallar nereden geliyor diye merak ediyorsanız bunun havadaki karbon olduğunu hatırlamalısınız. Bitkiler buna ek olarak topraktaki azot ve fosforu da kullanırlar. Azot ve fosfor döngüleri de zaten bununla ilgili olacak. Ama şimdilik karbon döngüsüne geri dönecek olursak, bitkiler bu karbonu sabitlediklerinde karbonun bir kısmı biyokütle olarak depolanır. Bitki ölür, toprağa karışır ve yeterli basınç altında da hidrokarbona dönüşür. Hidrokarbonlar, yani bir zamanlar ışığın enerjisini depoladıktan sonra ölen bitkiler aslında arabanızı çalıştırmak için kullandığınız petrolün ana maddesidir. Bu arada tabii ki bir de bu bitkileri yiyen hayvanlar var. Şimdi size bu bitkiyi yiyen bir hayvan çizmeye çalışacağım. Çizdiğim hayvan bitkilerden çok diğer hayvanları yemeyi seven bir hayvana benzedi. Timsah görünümlü, tavuk ayaklı bir şey oldu ama olsun o kadar. Her neyse, bu hayvan bitkiyi yediğinde bitkinin sabitlediği karbonun bir kısmını kendi biyokütlesine katar. Hayvan bu besini parçalayıp metabolizmasına kattıkça kimyasal bağlardaki enerjiyi büyümek ve hareket etmek için kullanır ve soluk verdiğinde de atmosfere karbondioksit salar. Böylece karbondioksit de doğaya geri dönmüş olur. Bu arada bu anlattığım karbon döngüsünün çok ama çok basit bir versiyonu ama genel fikri anladığınızı düşünüyorum. Bu hayvanda ölebilir ya da başka hayvanlara yem olabilir ve sonuç olarak ayrıştırıcılar birincil üreticinin ışık enerjisini kullanarak yarattığı o bağları kullanır. Hemen ayrıştırıcıları da ekleyelim. Ayrıştırıcılar bunu yaptıklarında atmosfere yine karbondioksit salarlar ve bu karbondioksit bu sefer de başka bir birincil üretici tarafından sabitlenir. Azot ve fosfor döngüleri de buna çok benziyor. Bazı bakteriler atmosferdeki azot ve fosforu sabitleyip toprağa katarak karbon döngüsündeki bazı birincil üreticilerin kullanımına sunuyor. Azot çok fazla dikkati çekmez. Kendisi biraz utangaç bir arkadaştır ama aslına bakarsanız atmosferde en bol bulunan gazdır. Şu an bile soluk aldığımızda burnumuzdan içeri o kadar çok azot giriyor ki atmosferdeki moleküler formu O2 olan oksijen bunu da yazalım hemen. Ya da soluk verdiğimizde atmosfere yeniden eklediğimiz karbondioksit kadar önemli bir rol oynamasa da azot da geri dönüştürülür. Buraya CO2'yi yazayım. Umarım size maddenin nasıl geri dönüştürüldüğüne dair genel bir fikir verebilmişimdir. Enerji yeryüzündeki ekosistemlerin en büyüğü olan biyosfer içinde akarken maddeler de sürekli olarak geri dönüştürülür. Bu maddelerin döngülerine de biyo-jeo kimyasal döngüler diyoruz. Uh, döngü kelimesini ne kadar çok kullandım.